Türkçe Peri Masalları. Üç Küçük Peri. Bir zamanlar uzaktaki küçük bir kasabada genç bir peri yaşarmış. Bir tane daha, bir tane daha. İsimleri Pembe, Menekşe ve Flora'ymış. Ve bu üç küçük peri, peri anne tarafından tam anlamıyla bir peri olabilmeyi öğrenmek için insanların arasında yaşamak üzere dünyaya gönderilmiş. Ve yaşamak için ne yapmışlar biliyor musun? Bir çiçekçi de çiçekçi olarak çalışmaya başlamışlar. Ah, ne kadar güzel bir gün. Harika. Hadi gidelim. Hanımlar, etrafta kimse yok. Yapalım mı? Bir, iki, üç. Pekala, bize ilk ne lazım? Biraz güneş ışığı. Anlaşıldı. Başka? Bal kokusu. Anlaşıldı. Teşekkür ederim Bay Arı. Ve cömert bir tutam anne sevgisi. Getiriyorum. Oo, çok sevimli. Teşekkürler. Hadi bakalım. Ah, ve işte hazır. Aa, bekle, çiğ damlalarını unuttuk. Ve artık hazırız. Etrafta biri var mı? Hayır, burada hiç kimse yok. Tamam, bir, iki, üç, başla. Günün sonunda görüşürüz periler. Hoşça kal. Hoşça kal. Çiçekleriniz burada. Oo, harika görünüyorlar. Kokusu sanki şey gibi. Sihir mi? Evet. Çok sevindim. Teşekkür ederim canım. Harika bir gün oldu. Ve işte perilerin üçü de böyle mutlu ve hayatlarından memnunlar. Güzel bir gün daha. Keşke peri anne işimizi ne kadar iyi yaptığımızı görebilseydi, öyle değil mi? Hmm. Ah, saat kaç oldu acaba? Ne? Bu da ne? Aa, uyuyakalmışız. İmkansız. O haklı. Saate bak. Rahat ol. Bu sadece bu. Hadi hemen gidelim. Periler üç kez ellerini çırpmış ve sonra... Tekrar. Bir, iki, üç. Hayır! 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 Ve periler evlerinden çıktıklarında bir şeylerin değiştiğini anlamışlar. Peri anne neden yakarışlarımıza cevap vermiyor? Sanırım meşgul olmalı. Dinleyin. Hemen mağazaya dönmeliyiz. Bayan Malcolm nerede olduğumuzu merak etmiştir. Ama sihir olmadan çiçekleri nasıl teslim edeceğiz? Pekala. Cevabı hepimiz biliyoruz. İnsan olarak mı? Gerçekler acıdır. Periler sonunda bunu kabul edip... güçlerini kaybettiklerini anlamışlar. Kızlar, bugün geç kaldınız. Bekleyen siparişlerden haberiniz var mı? Özür dileriz Bayan Malcolm. Biz sadece... İlk defa olduğu için size hiçbir şey söylemiyorum. Hadi hemen işe başlayın. O gün periler insanlar gibi çalışmışlar. Çiçekleri sihir yapmadan teslim etmişler. Yorulup bitkin düşmüşler. Ve bir gün öncesine kadar ne kadar ayrıcalıklı olduklarını anlamışlar. O gün fark ettikleri tek şey bu değilmiş. Çünkü ilk kez içinde yaşadıkları balonun dışına çıkmışlar. Bana bir parça ekmek verir misiniz? Hey, baksana Thomas. Yeni bir oyuncağın olduğunu duydum. Ver onu hemen bana. Onlar. Kapa çeneni. Nerede? Göster bana.
Hayır, hayır. Aldım işte. Vay, bu bir samuray. Harika. Eğer bunu birine dahi söylemeye cüret edersen seni ne yaparım? Bayım, bu ilaçlara ihtiyacım var. Lütfen. Yine mi sen? İlacın pahalı olduğunu daha ne kadar söylemem gerekiyor? Ben parayı birkaç gün içinde ödeyeceğim. Lütfen. Oğlum çok ama çok hasta. Burası hayır kurumu değil. Zamanımı boşa harcama. Ve gerçekler beklenmedik şekilde üç periye çarpmış. Kendi hayatlarında sadece mutluluğa ve keyfe odaklandıklarını ve gerçek dünyayı gözden kaçırdıklarını fark etmişler. Çok duygulanıp ağlamaya başlamışlar ve birer birer ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye gitmişler. İşte alın bu parayı ve oğlunuz için o ilacı alın. Ama ben... Sakın endişelenmeyin. Tanrı seni korusun genç bayan. Hey ufaklık. Evet, söyle ne istiyorsun? O çocuğa ne yaptığını gördüm. Ne olmuş? Sen kendi işine bak. Şimdi beni dinle. Hem de çok dikkatli. Bir daha Thomas'ı rahatsız ettiğini görürsem senin... Anladın mı? Anladım. Bana oyuncağı ver. Benim oyuncağım. Bu arada Menekşe gizlice dilenciye görünce çok mutlu olacağı harika bir yemek bırakmış. Şükürler olsun. Bunu bana bırakanı Tanrı korusun. O gece periler fazla konuşmamışlar. Üçü de düşüncelerinde kaybolmuş. İçlerinde bir şeyler değişiyormuş. Ve peri anne olanları gülümseyerek izliyormuş. Ertesi gün periler daha fazla çalışmış. Önceki günden daha fazla. İşte buketiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Vay canına, ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hey, sıcaktan biraz bitkin düşmüş görünüyorsun. Hadi, gel de bir bardak portakal suyu iç. Elbette. Teşekkür ederim. Çiçekler için teşekkür ederim. Gözlüklerimi kaybettim. Bu yüzden pek göremiyorum ama güzel olduklarına eminim. İşte buradalar. Buyurun. Sen ne tatlısın. Teşekkür ederim. Söylesene, her şey yolunda mı? Bugün oğlum Harvey'nin doğum günü. Küçük bir parti verdim ve arkadaşlarını davet ettim. Ama kimse gelmedi. Oğlumun annesini birkaç yıl önce kaybettik. Ve ben onun yerini dolduramadım. Hey, kendine bu kadar yüklenme. Denedin. Beni dinle. Neden üçümüz doğum gününü birlikte kutlamıyoruz? Bunu yapar mısınız? Elbette. Bir saat ayırabilirim. Çok teşekkür ederim Flora. Ama çiçekler kızlar içindir, değil mi? Tatlım, çiçekler sevginin simgesidir. Ve sevgi fark gözetmez. Bu saçma sapan kuralları koyan toplumdur. Ama sen bunu biliyorsun, değil mi? Harikasın Flora. Hey, esas sen harikasın Harvey. Hiç kimsenin moralini bozmasına izin verme. Şimdi çak bakalım. Teşekkür ederim hanımefendi. Onu hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Hey, pasta için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İşte, arkadaşlarınız için. Bu Harvey'den. Ve böylece bir zamanlar peri olan genç kadınlar değişmeye başlamış. Her gün çok çalışıp ihtiyacı olanlara yardım ediyorlarmış. Fakat zaman geçtikçe içlerini ani bir keder kaplamaya başlamış. Hiç adil değil, değil mi? Dünya hiç adil değil. Demek istediğini anlıyorum. Sanki her gün birilerine yardım ediyor, elimizden geleni yapıyoruz ama sefalet devam ediyor. Sanki yeterince yapmıyormuşuz gibi. Ama başka ne yapabiliriz ki? Ve o anda odayı parıldayan bir ışık doldurmuş. Ve ışık çekilince üç peri karşılarında peri annenin durduğunu görmüşler. Peri anne! Peri anne! Peri anne!
Sonunda perilerin yapması gerekenleri yaptığınızı görmekten mutluyum. Peri olmanın sadece sihir olduğunu düşünerek kendi dünyanızda adeta kayboldunuz. Size bir ders vermek için bir şeyler yapmak zorundaydım. Evet, yani bunu yapan sendin. Evet, o bendim. Ve değiştiğinizi görüyorum. Size güçlerinizi geri veriyorum ama bunu yapmadan önce size bir şey açıklayacağım. Üçünüzü de rahatsız eden şeyi. Periler peri annenin konuşmasını dikkatlice dinlemişler. Kalbiniz doğru yerde. Ama bu bazen yeterli olmaz. İstediğiniz kadar insana yardım etmeye çalışabilirsiniz. Ancak bu yeterli olmayacak basit bir nedenden dolayı. Çünkü sizin yönteminiz yanlış. Bu da ne demek? Peri olmak, insanlara yardım etmek demektir. Ama bu her zaman maddi olmak zorunda değildir. Dilenciye her gece bir somun ekmek verirsen, o yine de ertesi gün yiyecek bir şeyler bulup bulamayacağına endişe ederek uyuyacaktır. Bir zorbaya karşı zorbalık ederseniz, dünyaya bir zorba daha eklemiş olursunuz. Bugün bir anneye ilaç verebilirsiniz. Peki yarın kira için para gerektiğinde ne yapacaksınız? Periler peri annenin anlatmaya çalıştığını anlamışlar. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor peri anne? İnsanlar umutla hayatta kalır. Onlara bunu verin. Tıpkı Flora'nın küçük Harvey için yaptığı gibi. Onlara bir parçanızı verin. İşte peri olmak bunu gerektirir. Dilenci bir zamanlar flüt çalıyordu. Bu işte çok iyiydi. Ama hayat ona karşı acımasızdı. Tekrar flüt çalmasını sağlayın. O ekmeğini kendi kazanmaya başlayacaktır. Ve küçük Thomas, ona cesaret verin. Ayaklarının üzerinde durmayı öğretin. Çünkü bugün biri tarafından zorbalığa uğrarsa yarın daha fazlası olabilir. Ve zavallı terzi. Artık eskisi gibi göremediği için ona bir gözlük verin. Bunları yaparak onlara sadece yardım etmiş olmuyorsunuz. Kendilerine yardım etmeleri için onlara yol gösteriyorsunuz. Ve üç peri en büyük dersi almışlar. İnsanlar hayata umutla bağlanırlar. İşte bu çok güzel. Çok güzel. Evet, ben akşam elbisenizi bitirmiş olurum. Toplamda ödeyeceğiniz ücret... Al bunu. Ama ne yani? Bunu istemiyor musun? Babamdan bir tane daha almasını isteyebilirim. Sen al. Teşekkür ederim. Flora! Bunlar arkadaşların pembe ve menekşe mi? Evet, öyle. İşte buradaki görevim bitti. Evet, bakalım şimdi hangi periye ders vermem gerekiyor?